rekora koşuyor. Türk İş Gıda Endeksinde Aralık ayında rekor yıllık artış izlendi deniliyor. Karar Gazetesi'nin haberinden paylaşıyorum. Türk İş'e göre gıda fiyatlarındaki artışlar aylık nasıl, yıllık nasıl? Bir de yine Türk İş'in Sözcü Gazetesi'nden paylaşayım. Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları, fiyatları hemen açıyorum. Biz vermemiş miyiz? Bizim, bizim Var mı? E, bakayım. Evet. Evet. E ee, Şimdi asgari ücret ben söyleyeyim, ben 200... söyleyeyim, siz, tamam. siz şey yapmayın. Buradan da toplumuz olarak söyleyeyim. Ee, döviz kuru arttıkça, evet. Ya arkadaşlar şunu ekrana verebilir misiniz Türk işin açıklamasını? Biraz yazı fazla olacak ama bak Türk işin ben açıklaması. bu bak, Burada ha. veriyor. Ne diyor biliyor musunuz Türk işin açıklaması? Döviz kuru arttı, fiyatlar da arttı. Hain Türk iş hain feci hain ya. Ya kardeşim ey Türk iş sen sayın Cumhurbaşkanımızın büyük teorisinden haberin yok mu ya? Döviz kuruyla fiyat artışının arasında ilişki yok. Var kurduk ilişki. Artık Nurettin Ebat'i de kurdu. kurdu ama hepsi gidecek. Kurdu kurdu ilişki. Bunların hepsi gidecek. Bunlar i̇lişki. sayın Cumhurbaşkanımızın büyük da saray danışmanları var biliyorsunuz. Onların büyük teorisi. Senin faiz son düşecek. Şu, ya o eski teori. Evet, neyse. O Bak, zaman son teorimiz şu. Dolar yükseldi, Birileri tarafından yükseltildi. Cumhurbaşkanı müdahale etti, Dolar aşağı indirdi. Dolar yükseldiği için fiyatlar yükselmişti. Cumhurbaşkanı o gece müdahale ederek doları 12 liraya indirdi. Böylece bütün fiyatlar aşağı b- diye yani inyecek, Faizle alakalı. Paraşütle diyor. dedi jet hızıyla. <laughs> neyse. Buradan gelelim. Diyor ki mutfak enflasyonu Hı. Mutfak enflasyonunun neredeyse tamamı, neredeyse söylüyorum gıda. tamamı gıda. Aylık bir ayda yüzde 25.75, 12 ayda 54.96 arttı. Yani bu yıllık enflasyon 54'e mi çıktı? Evet. Ama gıda da. Gıdada. da. Gıda da. Gıda Parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Bu ay sonu TÜİK de yüksek enflasyonu açıklayacak. Yüzde yirmi beş değil yüzde on civarlarında. Bu ay yüksek açıklayacağız. Sebep şu. Üçünde. Dörtünde mi üçünde? Bakın bir ayda yüzde bu gıda fiyatlarının bir ayda yüzde 25 yirmi beş artmadığını Türkiye sen de biliyorsun ben de biliyorum. Geçmişte fiyatların yüzde yedi sekiz arttığı aylarda yüzde iki açıklarsan şimdi hepsini topladın yığdın gerçek rakamı açıkladılar yıllık. Tabii. Aylık gerçek değil yıllık gerçek ama. Ama çünkü niye, belki, Niye böyle yapıyor Türk iş? Söyleyeyim mi? Türk iş değil sadece. Bütün kurumlar. TÜİK de, de yapacak. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Bakın dolar arttı ya. O sebepten bu fiyatlar arttı. Biz müdahale ettik. Doları aşağı indirdik. Ocak ayına itibaren ortalık süt, duman demek. Yani bir şeyi... Ha, Türkiye anlıyorum hayır, da... Bir şeyi bir taraflara bir, bir, bir şimdi günah zam, keçisi yaratmak mı Zam diyeyim? veriyorlar ya. Günah zam kere. verdiler ya bir de. asgari ücrete Şimdi burada asgari ücrete %50 zam verdiler. duyurulur Asgari ücret şu anda zam mı gitti? Yarısı bir ayda gitti. Toplamı bir yılda gitmiş oldu. Hı. Yani bu yılın toplam gıda enflasyonu %55, 54.96, 55. Sıfırları. Zaten Sıfırları %50, 50 yapmışlardı gitti. gitti. Evet, Yıllık 5 enflasyon. düştü. Ne diyor bunun sayesinde? Açlık sınırı, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4013 lira oldu. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4013 lira. Geçen ay neymiş? 3192 liraymış. 3192 liradan 4.013 liraya çıkmış, 3.200, 4.800 lira civarında artış var. Açlık sınırında. Burada en önemli şey şu, mesela yoksulluk sınırı diyor, 4 kişilik ailenin 13.073, bir kişinin, bir kişinin, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 4.927. 5.000 lira yani. 4.250 neydi? asgari, asgari ücret. ücret ama 2022'de. Hmm. Şu anda bir kişinin bekar bir kişinin çalışacak aylık maliyeti, yaşam maliyeti 4927. Ama o geçen 2020, ay neymiş? 3900. 2021'de. Asgari ücret 2022'de. Ha, bu, bu 2021'de. E, o bitti, geçmiş, evet. attık onu biz artık. Bu 2021'in defteri. Tamam Ertleri ben kapattık. de diyorum ki <laughs> şimdi alıyor olsa bile asgari ücretli 4253 lirayı bir kişinin aylık yaşam maliyeti 4.927. Onun, Onun bile altında. Peki ülkeyi mı? bu duruma kim nasıl götürdü? Enflasyon faiz teorisiyle kurları 8 liradan 18 liraya çıkartırsın. %100 kur artışını yaparsın. Tarıma desteği vermezsin. Sistemi kurmazsın. Hmm. Düzeni kurmazsın. Ondan evet. sonra işin en özü de şu. Bir tane sorumluluk üstlenmesi. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi budur. Kim bir sensin? tane sorumluluk. Ya ülke yönetimi sorumluluk üstlenen çıkmaz mı? Bu gıda fiyatları, bu kur artışı, akşam Hazine Maliye Bakanı da ne diyor? Onlar çıkardı, saldırı oldu, şu oldu, dış güçler, şer güçler, marketler şunlar. Hep birileri suçlu. Tabii marketler Fiyat evet. marketler arttırıyor. Doları de. başkaları çıkartıyor. Tabii fabrikalar hiç arttırmıyor. Dedim ya Son, mi? birisi evet. Allah rızası Ama için bak. eski internet sitelerine girebilirler. Zeynep teyze Bey. bile ne diyor? Doları elinde böyle kaldı <laughs> çıkardılar diyor. Sonra indiriyorlar diyor, bizi kandırıyorlar. Nurettin Bey <laughs> acaba fabrikasında götürdü. ürettiği ürünlerde ne kadar indirim yapmış? Eski tarihli internet sitesine girebiliyorlar. Oraya baksınlar Nurettin Bey fabrikasında ne kadar ürünlerinde ne kadar indirim Mağazasına yapmış. Mağazasına girip değil mi? Öyle Mağaza tabii şey o internet sitesinde satışı şeyleri var ya mi? evet. <laughs> o ürünler ne kadar indirim olmuş oraya baksınlar. Ya, doğru. güzel fikir. Bir bakı bakalım oldu mu Bakın, acaba bakalım. Hiç bakılmadı Bak, yani. O, gene yanmaya başladı kırmızı kırmızı. Evet yani. arkadaşlar verdiğine göre canlı ekranı demek Bakın. ki bir şey var. Ee, Baksana kırmızı 11'de. işte. 12'ye 12. 12 12'ye geldi Baktım dedik dayanmış. Hı. Bakın bu Geçen hafta pazartesi akşamı Sayın hı. Cumhurbaşkanı dövize endeksli mevduat sistemini açıkladı. Hı hı. Kur 18 liranın üzerinden 18.30 mu neydi gördüğü seviye? 18.30'dan evet. 11.30'a düştü. Ne dediler? Millet döviz bozuyor dediler. Rakamlar 20'si, 21'i, 22'si çıktı. Şimdi yani geçen hafta o açıklamadan sonraki birinci ve ikinci gün çıktı. İki gün ne olmuş 11 12 liralarda düşünce hatta 13 liraya hemen çıktı filan vatandaş döviz almaya devam etmiş. Hı hı. Şimdi devamını göreceğiz. Göreceğiz ama şunu da yaşayabiliriz. BDDK veriyi kaldırabilir. İnşallah kaldırmaz. Hı hı. Merkez Bankası veriyi kaldırabilir. İnşallah kaldırmaz. Evet. Şeffaflığı çünkü, çünkü, çünkü şeffaflığı kaldırıyorlar. Şimdi Bilmiyorum TÜİK derken bu? çok az zamanımız kaldı birkaç dakika bahsetmeden evet. kalmasın kapatmayalım programı. Evet. Biliyorsunuz açıkladığı verilerle Türkiye'nin en tartışmalı kurumu TÜİK en son tartışmada CHP liderinin TÜİK'i giderek görüşmek istemesiyle aslında randevu istemişti, randevu verilmemişti. Onun üzerine yine de gittiler. E, girmeyeceğiz haberi arkadaşlar. E, ve o TÜİK kapısının Hı. önünde yaşananlarla bir kez daha gündeme geldi. TÜİK Başkanı Sayit Erdal Dinçer haftalar sonra neden randevu vermediğini açıklamış Kemal Kılıçdaroğlu'na ve demiş ki şey, kurumu, Kemal Öztürk'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na pardon pardon çok özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu'na niye randevu vermedin, vermediğini söylüyor, açıklıyor. Hı, evet. Kurumu siyasi tartışma bir parçası haline getirmek istemedim diyor. E, kurum siyasetten ve tartışmalardan uzak kalmalı. Niyetim kurumu dışa kapatmak değil. Enak'la örtüşmeyen Türkiye enflasyonu içinde diyor ki Enak başkanıyla yani e, Veysel hatanın nerede olduğunu tartışacağım. Konuşacaktık diyor ama bu şey, Kılıçdaroğlu'nun şey verilerini aç, açma sözü verdi ama. Diyor ki verileri açacağım herkese diyor. Bakalım açsın. Veriler açık aslında. Yani veriler ve biz TÜİK'te mesela ben hatırlarsam nereden aldıklarını biliyor musun nereden? Ha, nereden aldıklarını? aldıklarını. şeyi evet, şimdi yani. yenilik şuradan Şur gelecek. Şuraya kadar ne ne aldı ne bitti onu onu bilmek lazım. Yenilikte değil? yenilik mesela bu ay sonu Dünya Gazetesi'nin Alaattin Aktaş'ın ciddi çabası oldu gayreti oldu bu konuda kendisini takdir ederiz. Ee, TÜİK de bunu kabul etti. Mesela marketlerden birçok yerden şeyi fiyatı etiket fiyatı üzerinden değil işlem kasadaki işlem üzerinden Bilmiyorum. alacağını. Hı. Hı. Onun bile bu Aralık ayı enflasyonunda ciddi bir fark oluşturacağını söylüyor Alaaddin Aktaş. Hı hı. Ee, ama toplamda benim benim anladığım kadarıyla şunu görüyorum. Bu asgari ücrete zammı verdikten sonra bir de baskılar çok fazla arttı. Bu Ocak ayı so ocağın üçünde açıklanacak olan bayağı yüksek açıklandı. Bayağı yani, yani %15 civarlarında bir aylık enflasyon hı. gelmesini bekliyor. Yani 4-5-6 değil, yüzde 15 seviyelerinde bir aylık enflasyon gelebileceği. Alaaddin Erktaş'ın yazıları üzerinden söylüyorum hmm. bunu. Benim bu konuyla ilgili özel bir çalışmam olmadı. Ama e, şey bekliyorum mesela ben de bu konuda. Burada bir giyim şeyini verdik. Hani e, giyim ürünlerinin evet. fiyatı yüzde 28 arttı dedik ama aşağı iniyor TÜİK sektörün fiyatı 8 arttı diyor. Nasıl evet. oluyor diye umarız bunlara Bakalım, bir açıklamalar Veysel gelir. Bakalım Veysel Hoca'dan, Ene Grup'tan nasıl bir cevap gelecek, hatanın nerede olduğunu tartışacağım demiş ya e, TÜİK Başkanı. Bazı aralarında bazı bilimsel şey de var. TÜİK Başkanı hmm. da söylüyor mesela taramada işte şu yöntemi de, de yapmıyoruz biz diyor. O Veysel Ulusoy diyor bize bu yöntemi evet. mi kullanıyorlar diyor. Ama onlar da diyor fiyatı evet. yanlış alıyorlar diyor filan. Bazı akademik evet, şey aynen. var aralarında konuşmalar e, var. Bu arada haberin içeriğinde var sadece biz zamanımız... E El vermediği için haberi giremedik. Haberin detayında var ama yine de söyleyeyim. Ben çünkü özet geçtim. geçtim. Kemal Öztürk'e gazeteci Kemal Öztürk'e konuştu. TÜİK Başkanı Sayit Erdal Dinçer iddiaları, eleştirileri cevapladı. Peki bitiriyor muyuz arkadaşlar? Bitti mi süremiz? Bitmiş. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Noktaladık bugünü de. Yarın görüşmek üzere.